Kaş, göz, ağız, burun, saçlar. Kaşların çok güzel, gözün kocaman, çok çok güzel. Yüzün genel olarak çok güzel. Bir de çok insancılsın sen. Şekerliğin hemen hissediliyor. Ya güzel huylusun. Aksi ters bir insan anlaşılır. Sen çok güzel huylusun. Bir daha. İnsanlar birbirlerini neden dinlemezler? Bir kısım insanlar öyledir. Yani insan kendini beğenmesi çatlar derler. Vay be. Rahat ol. Rahat bir şey yok. Senden ilgili bir şey yok. Tedirgin oldu yani. Bir şey yok. İnsan kendini beğenmese çatlar ölür denmesinin nedeni çok akıllı olduğu kanaatinde olur. Her insan ayrı ayrı. Yani büyük bir çoğunluğu böyledir. Onun için kendine bir şey söylenmesi, bir konuda faydalı bir ifadede bulunması falan ağrına gider, hoşlanmaz. Ya yani uyarılmak istemez. Uyarılması onu çok rahatsız eder. Dolayısıyla durum pek iç açıcı olmaz. Onun için insanlar birbirini pek eleştirmiyorlar. Ki yani kızmasınlar, öfkelenmesinler diye. Bir de yıllarca unutmaz eleştirildiğinde. İnsan çok hassas bir varlıktır. Özenli olmak lazım. Özenli eleştirmek lazım. Yani kalbini kırmadan, onere ederek, gönlünü alarak. Veya tabii deli kızdırır gibi oner etmek değil. Hakikaten candan onereyle olabilir. Veya dolar yoldan olabilir. Çünkü insan gerçekten çok çok hassas bir varlık. Yani çok özen gösterilmesi gerekiyor. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. İnsanlar birbirlerini neden dinlemezler? Dost olursa, yani çok severse, güvenirse dinler. Ama genellikle tabii insanlara sözü anlatmak zordur. Allah insanların çoğu iman etmezler diyor. İman edenlerin çoğu da Allah'a şirk koşmadan iman etmezler diyor. Çok fazla zombi olmasından kaynaklanıyor. Ölü çok fazladır dünyada. Dolayısıyla ölü olduğu için de sen ölülere, sağırlara sesimizi işittiremezsin diyor Allah. Çünkü onlar ölüdürler diyor Allah. Ölü sayısının çokluğundan oluyor. Yani bak Allah sen onlara sözü işittiremezsin diyor. Evet. Yakup hocam kolumuz yine yansın. Komünist, terörist, dinsiz, örgüt PKK. Hollandaca. Hollanda'da da PKK'nın canına ok tıkıyoruz. Bunu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığını söylüyorlar. Evet, ben Milli İstihbarat Teşkilatı'na mensubum. Çünkü her Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'na mensup. Her Türk askerdir. Her Türk polistir. Manen kalben desteklediği için. Nemin suresi 80-81'de Cenab-ı Allah. Çünkü diyor bak gerçekten sen ölülere söz dinletemezsin. Zombilere. Sokakta gezen ölüler. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. Niye kaçıyor? Ölü olduğu için. Ve sen körlere düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin. Bak ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin. Bunlar yine ölü. Aynen ölüden bahsediliyor. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere söz dinletebilirsin. İşte Müslüman olanlar bunlardır. Yani sadece diri olan Allah'ın ruhunu taşıyanlara söz etkili olabiliyor. Onlar da Müslümandır diyor Allah. Yani benim katımda Müslüman olarak yaratılmışlardır. Ondan gerisini ölü yarattım. Ölü olduğu için dinlemezler diyor Allah. Yani teknik anlamda bildiğin ölü. Ama yürüyor, konuşuyor, hareket ediyor.
Fakat ölülük vasfı bilinci kapalı, yani şuur kapalı. Kendi varlığının farkında değil ama bilgisayar gibi konuşuyor, her şeyi yapar. Evet, dinliyorum. Marka takıntınız var mı?